Evet, RTÜK Yönetim Kurulu üyesi Sayın RTÜK Kurulu üyesi daha doğrusu Sayın Taha Yücel'de birlikteyiz. Taha Bey, konuşmanızda da bazı noktaların altını çizdiniz. Onları soracağım ama öncelikle bu ikinci İSEİF siber güvenlik zirvesini bir değerlendirebilirsiniz, çok sevinirim. Evet, bir kere tabii bu benim ilk katılışım. Daha önce de yapılmış ama fırsatım olmamıştı. İntibalarım şu: bir kere çok hassas, kritik, mutlaka çok önemsenmesi gereken siber güvenlik konusuna önemli konuşmacılarla ve önemli konularla el atmışsınız. Bunun tabii sürekli arz etmesi önemli. İnşallah daha da genişleyerek devam eder. Katılım konusunda da tabii işin uzmanları burada. Fakat birazcık daha katılımın gerek devlet kanalından gerek üniversitelerden daha yaygınlaştırılması lazım. Tanıtımın biraz daha fazlası yapılması lazım. Çünkü konular ve konuklar çok önemli, konuşmacılar çok önemli. Ama bunun daha fazla anlaşılması ve bir şekilde istifade edilmesi lazım bu konuda. Peki, demin konuşmanızda bahsettiğiniz aslında internetin ben ona denetim altına alınmak değil de belli kurallara bağlanmak diye nitelendirmeyi daha doğru buluyorum. Şimdi bizler televizyonlarda, gazetelerde, basın kanunu, RTÜK kanununa göre zaten işlerimizi yapıyoruz. İnternet ile ilgili bir çalışma var. Sanıyorum bu sadece RTÜK değil, bütün dünya bunun cevabını arıyor. Bu işi nasıl kontrol altına alırız? Hem yapılan çalışmadan biraz bahsedebilirseniz hem de dünya bu konuda neye kafa yoruyor onları anlatırsanız. Şimdi tabii aslında internet bir özgürlük alanı ve kişisel tercihlerle de istifade edilen bir alan. Bir kere bunun farkında olmak lazım. Peki özgürlük alanı ve kişisel tercihler önemli ama tamamen serbestiyet mi olmalı? Tamamen sınırsız bir özgürlük mü olmalı? Hayır. Bu konuda da tüm dünyada zaten bunun kuralları var. Bazı ülkelerde birazcık daha detaylar farklı ama bazı ülkelerde işte buna göre biraz kültürel, ahlaki yapıyla da şekilleniyor. Ama özetle bütün dünyada internet üzerinden belli önlemler var. Yani internette paylaşılan belli sakıncalı unsurlarla ilgili. Mesela bunlar nedir? Terörizme destek. Önemli bir konu. Çocuk pornografisi. Önemli bir konu. Veya kişilik haklarına saldırı. Belli ölçüde, yani her ne kadar bunda tam sonuç alınmasa da önemsenen bir konu. Bunun gibi internetin aslında denetim mekanizmaları var. Tüm dünyada var. Türkiye'de de bildiğiniz gibi Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu bünyesinde Telekom İletişim Başkanlığı eskiden ilgileniyordu ama şimdi BTK ile birleşip tamamen BTK bu konuyla ilgileniyor. Kategori suçlar dediğimiz veya internet üzerinden işlenen suçlarla ilgili genellikle Türk Ceza Kanunu'ndan esinlenerek, yani orada suç olan bazı unsurların internet ortamında karşılığı bulunarak düzenlenmiş kurallar var. Kanun bölümleri var. Bunlardan mesela nedir? Kumara özendirmek ve kumara yönlendirmek. Bunun gibi. BTK bunlarla ilgili zaten önemli alıyor. Veya işte Atatürk'e karşı hakaret ve işlenen suçlar, ki Atatürk Koruma Kanunu var biliyorsunuz. Buradan hareketle bunlar Türkiye'ye özel. Dünyada belki bununla ilgili göremezsiniz ama Türkiye'de var. Olması lazım. Bunun gibi veya işte çocuk pornografisi gibi veya uyuşturucuyu satmak ve yaymak veya özendirmekle ilgili, intiharı özendirmekle ilgili konular var. Şimdi tabii aslında son zamanlarda özellikle internet haber sitelerinde biraz insanlara fazlaca tanıtmasıyla belli tür görüntülerin, video içeriklerin toplumda bir olumsuz kanaat oluşturduğunu ve toplumda bir şikayet oluşturduğunu gördük. Toplumsal bir beklenti oluştu bu konuda. Buradan hareketle de bir düzenleme ihtiyacını hükümet ve meclis hissetti. Bununla ilgili bir çalışma yapmaya çalıştılar. Fakat tabii şahsi kanaatim olarak, benim kanımca bu konu biraz daha geniş ele alınmalıydı. İnternetin bütünlüğü içinde ele alınmalıydı diye düşünüyorum. Konu birazcık daha internet üzerinden iletilen radyo televizyon yayınları bağlamında ele alındı. Bu çerçevede bir düzenleme yapılmaya çalışılıyor. Şu anda işte torba yasa çerçevesinde muhtemelen önümüzdeki hafta gündeme gelebilir. Ama bu noktada bir tanım karmaşası var. Bir fikir birliği eksikliği var. Ondan dolayı o da nedir? Şu: yasayı, bu maddeyi yazan, metni hazırlayan hukukçu uzmanımızla konuştum ben geçen. Dedim ki tamam, bir şekilde bir çalışma grubu oluşturdunuz ve bu konuda bir metin yazdın. İyi bir hukukçu kardeşimiz. Peki dedim, bana söyler misin internet, radyo, televizyonu ne demek? Dedi ki efendim, internet üzerinden iletilen bir noktadan çok noktaya olan iletişim. Çok güzel.
peki YouTube internet televizyonu mudur dedim. Dedi ki hayır başkanım dedi, YouTube'un içine girersek çıkamayız dedi. YouTube internet televizyonu olmayabilir. Bir dakika yalnız dedim. Peki bu toplumsal beklenti oluşturan sakıncalı görüntüler, toplumda rahatsızlık oluşturan görüntüler nerede yayınlanıyor peki dedim. Efendim çoğunlukla YouTube'da yayınlanıyor. Peki dedim bu yasa çıktığında toplumsal beklenti de bunlarla ilgili bir hassasiyet. Peki bunun karşısında bunlar hala devam ederse ki bunun kapsam altında olmadığını hissederlerse daha da aşırıya da kaçarlar. Yani orada çok hani küfürlü şeyler var, daha fazlasına kaçarlar. Veya işte müsteşenlik var, daha fazlasına kaçarlar. Peki dedim şöyle bir eleştiri olmayacak mı? Ki bu Rütük mensubu bu kardeşimiz. Dedim şöyle bir durumla bizi karşı karşıya bırakmayacak mı durum? Kanun çıktı. Hükümet görevini yaptı. Rütük'e de görev verildi BTK'yla birlikte. Ve bu ahlaksızlık ve olumsuzluk devam ediyor. Rütük niçin görevini yapmıyor? Evet dedi. Ama dedi 6 aylık bir yönetmenlik hazırlık süreci var orada belki. Şimdi efendim şu anlaşılıyor ki kanunu yazan da konudan habersiz. Konuyla ilgili değerlendiren de maalesef habersiz. Bir yönünden yakalamışlar. İyi niyetli bir şekilde bir şey yapmaya çalışmışlar. Ama eksik, yetersiz. YouTube'u diyelim ki kapsam altına aldınız. Alınabilir. Peki sosyal medyayı ne yapacaksınız? Twitter'dan, Facebook'tan insanlar görüntü paylaşıyorlar. Peki hadi onları bir dönem al. Peki internet haber sitelerinde ne yapacaksınız? Yani internet, radyo, televizyonu demek bir şeye eksik, yetersiz bir tanımla yola çıkmak demektir. İnternet denetim ve düzenlemesi çerçevesinde konuyu ele almak lazım. Zaten kategori suçlar var. Varsa toplumsal beklentiyle ilgili bir hassasiyet, ilave bir hassasiyet. O zaman şu tür ilave kurallar getirirsiniz gerekirse. Dersiniz ki internet, radyo, televizyon yayını demezsiniz. İnternet üzerinden iletilen ses ve görüntü, hareketli görüntüler kadın istismarına yer veremez dersiniz. Müsteşenlik içeremez dersiniz. Yani topyekun bunu geniş bir şekilde alırsınız ve ortak akılda kullanırsınız, sektöre paylaşırsınız. İnternetle ilgili iştigal eden kuruluşlarla, telekom şirketleriyle, radyo televizyon yayıncılarıyla, izleyicilerle ve devlet kurumlarıyla istişare edersiniz. Bir arama süreci yaparsınız. Bir belki bununla ilgili çalıştay yaparsınız. Tartışırsınız. Taslak metninizi web sitesine koyarsınız. Görüşleri alırsınız. Tekrar tartışırsınız. En sonunda da bir düzenleme yaparsınız. Türkiye'ye de örnek olur, dünyaya da örnek olur. Ama şimdi yapılan alelacele, konunun uzmanlarından yeterince görüş alınmadan, yeterince konu tartışılmadan, iyi niyetli olduğundan %100 eminim. Fakat eksik, yanlış, ileriye dönük ciddi problemleri içinde barındıran bir düzenleme. Çok kısa son bir şey de sormak istiyorum. Şimdi bizler televizyonlarda ya gazetelerde de olsa bu işin profesyonelleri belli. Ve zaman zaman kurumlar bizleri bir araya getirerek yine RTÜK kuralları ile ilgili bilgilendirebiliyor. Bu işin profesyoneli nasıl belirlenecek? Şimdi aslında şöyle, tabii internet yani radyo televizyon yayıncılığı ise bunun profesyoneli. Şimdi tabii bu aslında Avrupa Konseyi bünyesinde şu günlerde tartışılan bir konu. Ben geçen hafta Strasbourg'daydım. Avrupa Konseyi'nde iki toplantıya katıldım. Birincisi yapay zeka ve insan hakları grubuydu. Orada zaten Türkiye'yi temsil eden biz katkı sağlıyoruz. Bir sunum yaptım orada. Bir de ikincisi de sayısal çağda gazetecilik kalitesi grubuydu. Şimdi tam da bu dediğiniz konuya el attılar. Şu tartışılıyor. Bir doküman hazırlanacak ve tavsiye kararları çıkacak. Tartışılan şey şu. İnternet özgürlük ortamı içinde ve özellikle de kişisel artık görüntü alıp iletme, metin yazma yetenekleri de insanlarda geliştiği için herkes kendisini gazeteci zannetmeye başladı. Herkes haber veriyor. Herkes görüntü paylaşıyor. Herkes bir konuyla ilgili bir tartışmaya giriyor. Peki gazetecinin temel kuralları var. Habercinin temel kuralları var. Bu gazeteciliği acaba geliştiriyor mu, öldürüyor mu? Bunun sakıncaları nedir? Gazetecilik kalitesi nerede başlar, nerede biter? Güvenilirlik nasıl sağlanır? Güvenilirlik nasıl sağlanır? Çünkü internet ortamı aynı zamanda bir yalan haber ortamı haline dönüştü. İşte fake news dedikleri, şimdi onu dezenformasyon diye belki değiştirdiler. Yani hem yanlış haber, hem olumsuzluk ve belki kötü niyetli haber. Bunun kesim noktasını dezenformasyon olarak özetlemek mümkün. Dezenformasyon internet ortamında has safhada. Peki bundan mücadele nasıl yapılacak? Yine internetin belki kuralları çerçevesinde ve internetin belki dinamikleri çerçevesinde, yani orada bir dezenformasyon yapılıyorsa onu deşifre edecek bir belki sosyal medya ortamında da onu belki deşifre etmek gerekecek falan. Bir yandan hani bir mücadele olacak. Kolay değil tabii. Bir yandan özgürlük olsun istiyoruz. Fakat bir yandan da insanlar olumsuz etkilenmesin istiyoruz. Bir yalan habere kapılıp da
harekete geçmesini istiyoruz. İşte bunun dengesi hassas bir şekilde, yani yasaklayıcı değil, kısıtlayıcı değil, çok fazla zorlayıcı değil ama düzenleyici ve aynı zamanda bu konuyu da olumlu yönde de geliştirici şekilde çalışmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılar.